Türkiye'nin iklim haritasında konumları gösterilen Sinop, Bayburt ve Ağrı illerinde 17 Aralık 2018'de belirtilen saatlerde beklenen hava tahminleri aşağıda verilmiştir. Hem şehirlerdeki hava tahmin raporu hem de Türkiye'nin iklim haritası incelendiğinde yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Hava olaylarında en çok değişkenlik Ağrı ilindedir. Evet, baktığımızda 3 farklı hava olayını sadece bir günde yaşadığını görüyoruz. Doğru bir ifadedir. Karadeniz iklimi görülen bölgelerde yıl boyu sıcaklık ortalaması karasal iklim görülen bölgelere göre fazladır. Burada yıl boyu ifadesi yanlıştır çünkü sadece bir günün değerlendirmesiydi. Sadece bize gün boyu deseydi doğru kabul edebilirdik. 3'e baktığımızda aynı sıcaklıkta farklı şehirlerde aynı hava olayı gözlemlenebilir. Evet, Sinop'ta baktığımızda 0 derecede de kar yağıyor. Aynı şekilde 1 derecede de kar yağdığını Ağrı'da görebiliyoruz. O yüzden doğru bir ifadedir. Böylelikle cevap 1 ve 3'tür. Aynı yıl içinde XYZT şehirlerine ait aylara göre ortalama sıcaklık değerleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre ifadelerden hangilerine kesinlikle ulaşılabilir? X ve Z şehirleri kuzey yarımkürede, Y ve T ise güney yarımkürededir demiş. Baktığımızda X ve Z Ocak ayında eksi 10, eksi 8, eksi 2 ve X şehrinin de daha düşük olduğunu görüyoruz. Kuzey yarımkürede diyebiliriz. Y'ye baktığımızda ise Ocak ayında daha sıcak olduğunu, yani onların 21 Aralık tarihinde yaz ayını yaşadığını görüyoruz. Yani birinci yargı kesinlikle ulaşılabilir. Yaz mevsiminde ortalama en yüksek sıcaklık X şehrindedir demiş. Evet, baktığımızda en fazla sıcaklığın 28,4 olduğunu görüyoruz. X şehri Kuzey Yarımküre'de olduğu için zaten Temmuz ayı Kuzey Yarımküre'nin yaz şehridir. Bu yüzden doğru bir ifadedir. Eylül ayında en soğuk gün T şehrinde yaşanır. Ancak baktığımızda Eylül ayında en soğuk günde T şehri görünüyor. Ama bütün bir ay her zaman T şehrinde olduğunu söyleyemeyiz. Bu tablo bize ortalama sıcaklık değerlerini vermektedir. Yani kesinlikle ulaşacağımız bir yargı değildir. Bu yüzden cevap B şıkkıdır. Selinay, televizyonda Rize'de İklim ve Hava Olayları adlı belgeseli izlerken dikkatini çeken aşağıdaki cümleleri not almıştır. Buna göre Selinay'ın aldığı notlardan hangileri iklimle ilgilidir? 1. Rize'ye 17 Ağustos 2017 tarihinde yağan yağmur hayatı felç etti. O günlük bir hava olayından bahsetmiş, o yüzden iklimle ilgili değildir, birinci ifadeyi alamayız. 2. Rize'nin içinde bulunduğu Doğu Karadeniz bölgesi yaz ve kış sıcaklık farkının en az olduğu yerdir. Doğu Karadeniz bölgesinde yaz ve kış sıcaklık farkı diyor. Yani iklimle ilgili bir genellemeden bahsediyor. O yüzden bu ifademizi alabiliriz. 3. Rize'nin 80 yıllık sıcaklık ortalaması 6,7 santigrat derecedir. 80 yıllık bir ortalamadan bahsediyorsan bu iklimle ilgili özelliktir. O yüzden bu ifadeyi de alabiliriz. 4. Balıkçılık şehri olan Rize'de balıkçılar denize açılmadan önce mutlaka rüzgar hızına dikkat etmelidir. Yani hava olaylarına dikkat etmelidir. Bu iklimle ilgili değildir. Bu ifadeyi de alamayız. Bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. Seksek oyununda yere çizilen kutucuklardan tek olanlara tek ayakla, çift olanlara çift ayakla basılarak ilerlenir. Seksek oyununu eğlenceli hale getirmek isteyen Ayçin tek ayağıyla bastığı yerlerde küresel ısınmanın nedenlerini, çift ayağıyla bastığı yerlerde ise küresel ısınmanın sonuçlarından bahsedecektir. Buna göre Ayçin aşağıdakilerden hangisini oyunda çift ayağıyla bastığı yerde söylemiştir? Yani küresel ısınmanın sonucunu arayacağız şıklar. Toplu taşıma araçları yerine kişisel araçların kullanılması
Nedendir? Çünkü kişisel araç kullandıkça küresel ısınma artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları yerine fosil yakıtların kullanılması yine neden olarak verilmektedir. Fosil yakıt kullandıkça küresel ısınma artacaktır. Buzulların erimesi küresel ısınmanın bir sonucudur. O yüzden Ayçi'nin söylediği ifade C şıkkındaki gibi olacaktır. Ormanlardaki yaşlı ağaçların kesilmesi fakat yerine dikim yapılmaması yine neden olacağı için cevap C şıkkıdır. Öğretmen sınıfa rüzgar nasıl oluşur konulu ödevi vermiştir. İbrahim konuyla ilgili ödevini hazırlarken yandaki şekli çizmiştir. İbrahim ödevini öğretmenine vermeden önce doğruluğundan emin olmak için sınıf arkadaşlarıyla paylaşıyor. Buna göre İbrahim ödevinin doğru olması için arkadaşları tarafından söylenen aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır? Rüzgar her zaman yüksek basınçtan alçak basınca doğru gitmektedir. Rüzgarın yönünü değiştiremez çünkü rüzgarın yönü zaten yüksekten alçağa doğrudur diye söylemiştik. Sıcaklık değerlerinin yerlerini değiştirmelisin demiş. Evet, yüksek basınç bölgelerinde hava sıcaklığı daha düşük, alçak basınç bölgelerinde ise hava sıcaklığı daha fazla olmaktadır. Bu yüzden sıcaklık değerlerini değiştirirse doğru yapmış olacaktır. Diğer şıklara da bakalım. Bulut ve güneş resimlerinin yerlerini değiştirmelisin. Hayır, yüksek basınç bölgeleri daha güneşli, alçak basınç bölgeleri ise daha bulutludur. Alçak basınç ifadesiyle yüksek basınç ifadesinin yerini değiştirirse zaten doğru olmayacaktır. Bu yüzden cevap B şıkkıdır. Thank you.